Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık üç'te birinden fazlası maalesef obez Sağlık Bakanlığı verileri var bu problem Amerika Birleşik Devletleri'nde de malum en büyük toplumsal Problem haline geldi çağımızın sorunu şişmanlık. Peki şişmanlıkla mücadelede obezite ameliyatları da son yıllarda gündemde ve ön plana çıkıyor. Bu ameliyatlarla ilgili detayları konuşalım istiyoruz. Ee, önemli sorularımız var ve obezite ile savaşta başka neler yapılabiliyor? Bu konuda detaylı bilgileri genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ali Yerdel'den alacağız. Günaydın hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, şimdi bakıyoruz Türkiye nüfusunun %33'ü Sağlık Bakanlığı açıkladı obez. Çok ciddi bir problem. Belki de Amerika Birleşik Devletleri pek farkımız kalmadı. Ne dersiniz? Aynen öyle. Eğer hakikaten üçte birinden fazlası obezse yani vücut kitle indeksinin 30'dan büyük olmasını kastediyoruz. O zaman Amerika'da da öyle. Amerika'da %35'i obez. %10'a yakını da. Amerika'da morbid obez yani ameliyatın konusuna gelen e, o şişmanların miktarı Amerika'da 20-30 milyon. Halbuki yıllık ameliyat sayısı çok artmakla birlikte hala sadece talebin %1'ine karşılık veriyor Amerika'da. Hı. Düşünün o kadar artacak daha bu iş. Birçok etken var işte hareketsiz yaşam filan. bir de evet. AVM kültürü yani alışveriş merkezi. E... Aynen modern hayatın hastalığı yani Kenya'da Sudan'da böyle bir salgın yok. Ama Almanya'da, Dubai'de, Katar'da, İstanbul'da ve Amerika'da bir salgın halinde. Evet. Şimdi e, obezite cerrahisi giderek yaygınlaşıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok birinci sırada safra kesesi ameliyatları. İkinciye Yanadınken. geldi bu şimdi. İkinci sırada obezite cerrahisi. Aynen. Türkiye'de de aslında azım sanacak değil. Tabii ki. Ö, yılda Tabii ki. yaklaşık 8 bin ortalama obezite ameliyatından... <laughs> Tam emin, tam emin olmamakla birlikte doğrudur, çok artıyor. Bütün büyük illerde, hatta birçok üniversite hastanesi bulunan illerde, birçok yerde yapılmaya başladı. Daha da artması lazım. Ee, tabii ki yani bilgi birikimi arttıkça, vaka sayısı arttıkça, ufak tefek e, kötü örneklerinde sayısı azaldıkça hı hı. E, o zaman herkesin bu konuya inancı da artacak. Aslında bu inançla ilgili bir konu değil. Dört dörtlük veriler var elimizde. Yani morbid obezler çünkü erken ölüyorlar eğer ameliyat olmazlarsa. E, dolayısıyla bir kere estetik kaygılara... Estetik kaygılarla oluşan taleplere karşılık verdiğimiz bir konu değil obezite cerrahisi. Tamamen sağlıkla ilgili ve çok net kuralları olan bir şey. Şimdi maketimiz de var hocam sizden onu Tabii. rica edeceğim. Tüp mide ameliyatı en, en çok çok oldu. Evet zamanımızda bu şişmanlık giderici ameliyatlar arasında diğerlerinden sıyrılmış çok ön plana çıkmış. Ve bir kişi eğer ilk kez bir şişmanlıkla ilgili bir müdahale geçirmek durumundaysa, bir ameliyat olacaksa ilk kez olacak insanlara neredeyse %90'ın üstünde oranında yapılan ameliyat tüp mide ameliyatı. Hı. E, mideyi ince uzun bir tüpe çevirdiğimiz bir ameliyat. İsterseniz Saca, gösterelim. Şimdi gösterelim. Hı. Aslında çok özetle şunu söyleyebilirim. Bu mide 2016 yılı itibariyle olduğuna büyük geliyor. Yani günlük gün, gün içinde aldığımız kaloriler, e, ne bileyim işte e, şekerin rafine edilmesi, her tarafta e, süpermarketler, 3 öğün yemek, akşamları çekirdek atıştırmak televizyon karşısında, cep telefonu oturalım, gidelim, uçalım, hızlı araba kullanalım derken bu obezite insanoğlunun yakasını bırakmıyor. Bu mide belki 8-10 bin yıl evvel insanoğlu zor gıda bulurken bizim işimize yarıyordu hatta ee, belki bazı gene sahip insanlar aldıkları fazla kalorileri kalorileri derhal yağ şeklinde de, depolayarak belki bundan 10 bin yıl evvel 30 30 yaşına kadar yaşayabiliyorlardı. O insanlarda belki sağ kalımı uzatıyordu o gen. Halbuki o gene sahip olan şu anki insanlar 2016 yılında maalesef obezite ve morbid obeziteyle savaşmak zorunda kalıyorlar. Ve bütün obezite cerrahisi de, bütün şişmanlığı gidermek için yapılan ameliyatların da e, yani hepsinin e, temelinde e, yaptığımız şey mideyi küçültmek. Evet. Aslında e, bypass yöntemlerinde de de mideyi küçültüyoruz. Tüp mide ameliyatında da küçültüyoruz. Tüp mide ameliyatında adı üstünde şu mideyi, şu mideyi, şu bölümünü, şu bölümünü çıkartıp atıyoruz. Yani midenin %80'ini, şu kısmını, şu kısmını attığımız zaman ince uzun bir tüp haline alıyor mide. Azıcık yediğimizde doymamızı sağlıyor bu ameliyat ve öğün aralarında da midenin şu bölümü Grelin dediğimiz bir hormon salgılayan şu bölümü çıkarıp atıldığı için ve o hormon insanoğlunda açlığı algılamasını sağladığı için bu mide küçüldüğünde sadece erke hemen doymak değil bir de öğün aralarında acıkmamak mümkün oluyor. Mesela kelepçe ameliyatında bundan 5-6 yıl kadar evvel artık popülaritesi azalan zamanımızda terk edilmeye yüz tutmuş bir yöntem olan kelepçe ameliyatında bu bölge yerli yerinde kaldığı için o insanların adeta... <laughs> gıda alınımına engel oluyordu kelepçe takmak ama öğün aralarında onlar aşererek gene iradeleriyle mücadele ederek çok hoşnut bir durumda olmadan kilo veriyorlardı. Halbuki yeni jenerasyon ameliyatlarda tüp mide olsun, gastrik bypass olsun, duodenal switch olsun 3 tane temel ameliyatımız var. Bunlarda hakikaten iştah da çok azalıyor ama önceden söylediğim gibi önceden hiçbir cerrahi ameliyat olmamış ilk kez şişmanlık nedeniyle bir cerrahi geçirecek olan insanlarda eğer süper 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 obez değillerse yani vücut kütle indeksleri 60'ın üstünde falan değilse ilk yapılması gereken ve bütün dünyada da yapılma sıklığı en çok artan ameliyat Sleeve gastrektomi ya da tüp mide ameliyatı. Evet. Şimdi e, bir sözü vardı. E, yaşamak Biraz daha kalın okay. da hocam. Ee, yaşamak için değil artık yemek için yaşayan bir toplum haline geliyoruz. Evet. Bu bir kaçınılmazlık. Peki ameliyatla ilgili de artık Amerika Birleşik Devletleri de bu obezite ameliyatlarını kabullendi. Yani bunları Şimdi kabullendi. özel sigortalar evet. tabii, 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 tabii. hepsi kapsam altına evet. aldı. Peki Doğru. burada hocam en çok işte bu ölümler Sorulan yaşandı şey. ya medyaya yansıdı. Evet. de kaçaklardan kaynaklandı bu ölümler. Hı -hı. Burada ameliyat tekniğini biraz daha anlatır mısınız? Neden evet. Kaçak oluyordu. Şu zaman Vallahi, şimdi biraz kaçak, daha azaldı tabii ki. Şimdi bu ameliyatların bir takım riskleri var tabii. Bu ameliyatlar riski sıfır riskle yapılan ameliyatlar değiller. Binde bir gibi bir ölüm oranı var bu ameliyatların. Genel manada söylüyorum. Yüzde bir iki gibi de kaçak ve kanama olabiliyor. Çünkü mideyi biz bu kısmını yüzde sekseni çıkarıp attığımız zaman tabii ki bu kesme noktasında mideyi aynı zamanda titanyum kliplerle, özel aygıtlarla kapatmış oluyoruz. Fakat mesela biz kendi kliniğimizde dünyadaki cerrahların da %30'a 30 yakını bunu yapıyor. Biz o stapler hattını elimizle üşenmeyip 20-30 dakika süreyle dikiyoruz. Dolayısıyla hani annelerimizin, ebeveynlerimizin tabiriyle çift dikiş yapıyoruz biz kesme ve kapatma hattını. Muhtemelen o nedenden hiçbir kanama yani cerrahi olarak müdahale gerektiren kanamamız olmadı. Bir tane 250 kiloluk ameliyat ettiğimiz çok genç bir arkadaşımız da kaçak oldu. Aşağı yukarı 400 vakadan bahsediyorum. Hatta 400'den daha fazla. Kadar, evet kaç ameliyat oldu? Ee, yani 400'den fazla 406 mı 407 mi daha bu sabah hı hı. yaptık. İki vakamız vardı bugün. Ee, bir kaçağımız oldu. Bu dünya geneline baktığınız zaman %1-2 gibi bir oran kabul edilebilir bir oran. Kaçak eşittir ölüm demek değil ayrıca keza bizim kaçak olan hastamızda gereken müdahalelerin anında yapılmasıyla hayata döndü ve şimdi 100 kilo vermiş durumda. Son derece kendisine de selam söylüyorum anıla. Evet. E, dolayısıyla çok düşük oranımız bizim. Evet, yani i̇lla kaçak siz... olduğunda da ölümle sonuçlanacak diye de bir şey yok. Ama mühim olan e, bu konuyu talep eden hastaların e, bulundukları ilde e, hekimlerle karşılaştıkları zaman onla, onların oranlarını sormaları makul dünyada çünkü Herhangi bir oranı tek bir merkez tutturuyorsa bu çok bilim dünyasında kabul görmüyor. Bilimsel olan verilerin her yerde tekrarlanabilmesi gerekiyor. Hı hı. Ben bu burada bu oranda yapıyorum demeye hakkınız İyi. yok. Siz obezite cerrahisi konusunda hekimlere de ders veriyorsunuz biliyorum ben. Kendi, kendi elimizden geldiği kadar evet. çünkü çok yaygınlaşıyor. Kurslar veriyoruz. Evet, özellikle tüp mide ameliyatı kursu e, veriyoruz. Evet, o yüzden ben e, bilhassa size soruyorum ki bu kaçaklarla ilgili evet. acaba ameliyathane mı önem taşıyor kullanılan Valla çok multifaktöryel, birçok nedene bağlı kaçak olabilir. E, tamamen mesela özel bir şey söyleyeyim. Bizim bu kapatma, stapler dediğimiz kapatma aletleri e, Türkiye'de kimi zaman e, resterilize res ettirip tekrar kullanılabiliyor. Mesela bu çok yanlış bir şey. Çünkü onlar aslında tek kullanımlık. Mutlaka bütün bu tek kullanımlık aletlerin hakikaten tek kez kullanılması lazım. Bunu sorgulayabilir hastalar. Karşılarındaki cerrahın deneyimini sorgulayabilirler. Yani e, birçok faktör var. Birçok faktör var ama en önemlisi kaçak olabilir. Olduğu takdirde anında anlamak ve derhal düzeltip müdahale, müdahale değil, bir yapmak ki sonuç bir sorun olması. oluşmuyor. Aynen. Hocam. tekrar sizi böyle alalım. Peki ameliyat sürecini de bize biraz anlatın. Öncesinde ne ee, gibi tahdiller evet. yaptırmak gerekiyor? Evet, ameliyat tabii. nasıl bir süreç? Tabii ki şimdi obezler tabii özel insanlar. Yani onların koltuğu yatağı bile özel olmak durumunda. Hele 250 kiloluk bir ameliyat ediyorsanız birçok hastanenin mesela CT bilgisayarlı tomografi ünitesi o hastaları kabul edecek durumda değil. Mesela bunlar çok önemli şeyler. Ameliyat öncesinde önemli bir hazırlığımız tabii ki var. Yani çünkü on, ergenliğini tamamlamış en alt yaş sınırımız o. 13-14 yaşında başlıyoruz bu ameliyatları yapma üst yaş sınırı artık yok. Her ne kadar çok yaşları pek kabul etmiyorsak da 63-64 yaş bizim en fazla ameliyat ettiğimiz en yaşlı hastamız. Ameliyat öncesinde dolayısıyla yaşına göre akciğer ve kalp fonksiyonlarını çok detaylı araştırıyoruz. Gene yaşına göre mutlaka mutlaka gastroskopi, belki kolonoskopi, kadınsa 35 yaşına gelmişse mamografi istiyoruz. Çünkü obezite hem kolon kanseri hem meme kanseri açısından kanıtlanmış bir risk faktörü. Dolayısıyla mesela bir tane 56-57 yaşında Emrah arkadaşımız oldu sonra onda şu kadarcık ufacık bir kolon kanseri tespit ettik. Hı hı. Önce kendisini kolon cerrahlarına gönderdik. Gene kapalı kolon ameliyatı yaptılar. Böyle faydalı yanları da olabilir. 6 ay sonra da geldi bize şişmanlık ameliyatı oldu. Şimdi 35 kilo da verdi. Yani bir hı. yıl içinde iki ölümcül hastalıktan kurtulmuş oldu. Dolayısıyla preop yani ameliyat öncesi hazırlığa çok itina, itina gösteriyoruz. Mesela 400 küsur hasta ameliyat ettik derken, 25 tane de hastayı ameliyat edemediğimizi söyleyebilirim. Ameliyat öncesi değerler değerlendirmeden geçemedikleri için. Bunların da bir kısmını 5'ini, 10'unu belki hipertansiyonunu, osunu, busunu düzeltip tekrar ameliyat ettik ama 10-15 hastayı da riskli bulduğumuz için ameliyat etmedik. Yani doğru hasta seçimi, doğru hasta hazırlığı, kendini bu konuya adamış ekip, gereken teknolojinin ve, ve modern hastanenin varlığı ve ondan sonra da en önemli problem aslında obezite cerrahisinde uzun dönemde geri kilo alımının engellenmesi. Hı hı. Çünkü 180-200 her neyse bu insanlar ameliyat olduk iş bitti diye düşünmemeliler. E, ameliyat olduktan sonra da bir 2 yıl sonra özellikle 2-3 yıl sonra midenin gıda alınımını kısıtlayıcı etkisi azalıyor. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi çelik bir boru oluşturmuyoruz. Gene organik bir tüp. Hı hı. ve içinde sürekli bir basınç var. Dolayısıyla giderek dilate oluyor, genişliyor bir mide ve ameliyattan 1-2 yıl sonra bir köfte yerken doyan insan bakıyorsunuz 3-4 yıl sonra 2-3-4 köfteyi götürü veriyor. İşte bu durumda ilk 1-2 yıl kilo kaybının e, mutlaka olduğu ilk ilk 1-2 yıl bu gene sahip insanlar önceki dönemde önceki dönemde yaptıkları yanlışlıkları anlamaları lazım. Onun için bunları ameliyat eden ekibin içinde mutlaka bir psikolog, mutlaka bir diyetisyen. Yani bu iş ee, ameliyat oldu bitti diye hiç düşünülmemeli. Ameliyat sonrasında da bu insanlar sağlıklı yaşama kurallarına riayet etmeleri gerekiyor, egzersizleri hayatlarına sokmaları gerekiyor ve yanlış beslenme alışıkları, alışkanlıkları üzerlerinde ve psikolojik gıda bağımlılığı gibi durumlar üzerinde de çalışıp bu değişiklikleri de içselleştirmeleri gerekiyor ki bir kere ameliyat olsunlar ve 30 yıl boyunca kilosuz kalabilsinler. Aksi takdirde e bu ameliyatı olduktan sonra yeniden morbid obez olmak da mümkün. Evet. Bunu çok dikkatlice e, uyarmamız lazım. Hatta bu %30 oranında tekrar bu ameliyatların şimdi, tekrarlanabildiğini şimdi gösteriyor. Şu, tabii ki ef. Aynen öyle. Yani %20'si 30'u hastaların tekrar geri kilo alma trendine girip gelebiliyorlar evet. Peki, ama ameliyat, hepsi morbid obez olmuyor. Sonrası Hı. beslenme nasıl? İlk örneğin ilk gün nasıl? İlk 3 gün veya bir, bir hafta ay, İlk bir ay berrak sıvılardan Katı gıdalara doğru geçiş yaptığımız ve yeni mideyi dinlediğimiz, kendimizi yeni bu mideye alıştırdığımız ve diyetisyen desteğinde mesela ilk hafta berrak sıvılar ama mesela bunun özellikleri var. Beşinci günü yoğurt yiyebiliyor. İkinci hafta koyu çorbalar, üçüncü hafta püreler, dördüncü hafta tavuğun ve balığın siyah etinden azıcık tarzı, her şeyden azıcık tarzı bir diyet. Ama ilk 3-4 ay mesela parça etler yenilemiyor. Çünkü bunlar ciddi diş gerektiren ve çiğneme gerektiren bu tip gıdalar tübü Hı -hı. tıkayabiliyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla ilk 3-4 ay yeterli hayvansal protein alamadığı için hastalar ve vücuttan her protein molekülü kaybı da beraberinde bir fonksiyon kaybını getirdiğinden, karbonhidrat molekülü gibi bir şey değil protein, işlevsiz bir protein molekülü vücutta yok çünkü. Dolayısıyla ilk 3 3-4 ay ek bir protein desteği almalılar. Yani bu badicilerin kullandığı enteresan proteinler bizim bariyatrik hastalarımızın da ameliyattan sonra ilk 2-3 ay kullanmaları gereken tozlar aslında. Ve işte 10. 20. günden sonra yürümeler, 40. 50. günden sonra artık daha aktif kas geliştirici çalışmalar ve eğer karşınızdaki hasta şöyle bir şey olabiliyor bazen o çok iyi oluyor. 150-160 kilo bir insan ameliyat oluyor. 40-50 kilo verdiğinde kafayı bir spora takıyor. Hı. hayatında bütün pozitif şeyleri tetikliyor. O tip hastalar müthiş oluyorlar hakikaten. Onlarla hem biz de daha çok gurur duyuyoruz. Yani ama herkes maalesef öyle olmuyor. Hı spor yani yapmanın konuyu bırakanlar olabiliyor. Yani dolayısıyla hiç bunların peşini o bırakmamak zaman lazım. Yani o gen hayat onlarda var. hayat tarzını disipline ediyorsunuz. Etmeye bir de sanırım bu multivitaminleri ömür boyu da kullanmak evet gerekiyor. Evet. Tüp mide ameliyatından sonra ömür boyu bir multivitamin almak gerekiyor. Bypass ameliyatlarından sonra kalsiyum, D vitamini gibi daha fazla destek tedavileri gerekebiliyor. Evet. Bir de olayın psikolojik boyutu, sosyal boyutu bu Tabii ameliyattan ki. sonra nasıl önemli değişim yaşıyor örneklerle anlatabilir misiniz? Vallahi şimdi şöyle aslında tüp mide böyle biz bazen Hasta destek gruplarımız var. Her ayın ilk cumartesi herkesin katılabileceği bu gruplarda 30-40 hastayı bir arada görme şansımız oluyor ve pişmanlık var mı diye sorduğumuzda genelde söylenen 95 evet var diye 3-4 kişi ellerini kaldırıyor. Söz verdiğin zaman neden daha evvel ameliyat olmadık diye pişmanlık. Niye var daha mı? önce olmadık? Fakat şu da biliniyor mesela yani kendisindeki psikolojik sıkıntıların her şeyin tamamen ee, obeziteden aşırı şişmanlıktan kaynaklandığını düşünüp de bu ameliyatla 50-60 kilo verip son derece fit hale gelip de ama mutlu olamayan insanlar da oluyor ve bu tip insanlarda ciddi psikiyatrik problemler de olabiliyor o insanları ameliyat öncesinde iyi ayırmak lazım ee, yani e, çok eee her disiplini, yani işin psikolojik boyutu ayrı, diyet boyutu ayrı, endokrin boyutu ayrı, kardiyak akciğer boyutu ayrı. Bizler de bütün bu süreçte, bu ekibin içinde teknisyen olarak aslında görev yapıyoruz. Hı hı. E, ama doğru hasta seçiminde, ameliyatında, ameliyat sonrasında da bu ekibi yönetiyoruz. Yani bu tek başına böyle one man showluk, ben yaptım bitti oldu denilecek ne hasta ekmiş. için. Ne hekim evet. için öyle bir Ama şey. hasta için yepyeni bir hayat başlıyor. Kesinlikle bundan 25 yıl evvel bir morbid obezle oturup konuşuyor olsaydınız ona sunabileceğiniz hiçbir tedavi yoktu. Deneysel aşamadaydı her şey. Ne zamanki laparoskopik ameliyatlar yani karnı boylu boyuna kesmeden ameliyat yapma teknolojisi bizim elimize verildi o zaman bu iş inanılmaz şekilde hızlandı ve büyük bir ivmeyle devam ediyor hala. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Süremiz doldu ama daha soracak birçok soru vardı. Profesör Doktor Mehmet Ali Yerden hocam programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkürler. Estağfurullah. Estağfurullah.